Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün aslında birazcık şeyleri konuşacağız. İşte hani bu COVID'in üniversite başvuru sürecilerine etkisi, öğrencilerin orada nasıl eğitim aldığı, şu anda sürecin nasıl ilerlediği, öğrenci eğitimlerine herhangi bir negatif etkisi olup olmadığı üzerine birazcık konuşmak istiyorum. Açıkçası çok böyle sunum üzerinden işte madde madde ilerlemeyi tercih etmiyorum. Bir önceki şeylerimizde de böyle webinarlarımızda da bu şekilde yapmıştık. Çok daha hani efektif olduğunu düşünüyorum. Böyle biraz daha hani öğrencilerden sürekli aldığım sorular üzerinden ilerlersek yani ki gerçekten çünkü günde belki hani 30-40 tane öğrenciyle en az konuşuyorum, görüşüyorum. İşte gerek Zoom'da olsun, telefonda olsun veya işte ofise geliyorlar, ofiste karşılıklı görüşme olsun. Yani bu öğrencilerle bu şekilde görüşürken gerçekten bir günde hani totalde belki maksimum 10 tane birbirinden farklı soru alıyorumdur. Öyle söyleyeyim size. Yani bu şekilde bir webinar yapıp aynı zamanda hani bu soruları ortak olarak da bir yanıtlamak istiyorum. Akıllarınızdaki sorulara birazcık böyle cevap olmak istiyorum. Sizler de yine bu esnada hani daha farklı sorular aklınıza geldikçe yazarsanız eğer ki burada cevaplamış oluruz. Herkes de dinlemiş olur. Çok güzel olur. Şimdi ben aslında ilk başta birazcık bu en çok gündemimize oturan konu COVID sürecinden bahsetmek istiyorum. COVID süreci üniversiteleri nasıl etkiledi? Şu anda çünkü 2020 Eylül senesinde bizim öğrencilerimiz gittiler ve eğitimlerini aslında başladılar. Peki nasıl başladılar? Ondan sonrasında hani online bir eğitim mi oluyor? İşte hani hibrit mi yapacaklar? Yoksa öğrenciler face to face sınıflarına gidiyorlar mı? Gibi aslında bu konuyla ilk başta bir başlayalım istiyorum. Şimdi şöyle ki 2020 Eylül'de evet bizim öğrencilerimiz gayet de gittiler ve İngiltere'de eğitimlerine başladılar. Ve İngiltere şu anda hibrit bir eğitim sistemini benimsiyor. Bu hibrit eğitim sistemi aslında nasıl olacak? Yani öğrenciler çok büyük amfilerde yapılması gereken dersleri, diyelim ki mühendislik lisans okuyacak olan öğrencilerin, işte hani inşaat mühendisliği de olsa, elektrik, elektronik de olsa, ondan sonrasında bilgisayar mühendisliği de olsa hepsinin aldıkları temel dersler var. Ve bunlar normal şartlarda Türkiye'de de, İngiltere'de de büyük amfilerde yapılır. Yani 200 öğrenci bir anda büyük bir amfide aslında bu dersleri dinler. Şimdi tabii ki COVID sebebinden dolayı hani bunu yapmak çok sağlıklı olmayacağından dolayı bu şekildeki ortak amfi dersleri ortak dersler oluyor. Daha sonra online dersler oluyor. Öğrenciler yine aynı saatte online bir şekilde bilgisayarlarından bağlanıp hani şu anda siz beni ne kadar net duyabiliyorsanız, ne kadar efektif oluyorsa bu görüşme sizler için aynı seviyede bir online ders alıyorlar aslında. Öğretmenlerin istedikleri gibi sorularını da sorabiliyorlar. Ondan sonrasında birebir Zoom meetingler de yapabiliyorlar dersten sonra. Yine aynı şekilde akıllarına takılan soruları sorabiliyorlar. Bu şekilde aslında bir sistem var. Ha bunun yanı sıra elbette ki öğrenciler işte haftada bir gün veya iki gün programlarını ve okudukları bölüme bağlı olarak gidip de direkt olarak okullarında face to face bir şekilde de eğitimlerini almayı aslında sürdürüyorlar. Yani öğrenci bu hibrit eğitim modelinde normal üniversite tecrübesinden hiçbir şey kaybetmiyor. Normal şartlarda 4 gün okula gidecekse şu anda işte hani 2 gün gidiyor ama öğrenci okulun kütüphanesinden, okulun spor salonundan, işte okulun içerisindeki kafelerden, okulun yurtlarından her şeyinden faydalanabiliyor. Zaten okullarla da biz sürekli konuştuğumuzda okullar bize şunu söylüyor her zaman için. Öğrenci isterse haftanın 5 günü gelsin okula. Burada kütüphanede çalışsın, burada sosyalleşsin. Çünkü tabii ki de yurt dışına eğitime giden bir öğrenci için sosyalleşmek inanılmaz derecede önemli. Orada arkadaşlarıyla beraber hani ders çalışabilmek veya ki her şeyin temelinde İngilizcesini bir tık daha geliştirebilmek için bu şekilde arkadaşlarıyla beraber sosyal bir ortamda bulunmak tabii ki de çok önemli. Okullar da zaten okuldaki hiçbir olanaklarını bu konuda kısıtlamıyorlar. Öğrenci eğer ki isterse işte okulun spor salonuna gidebiliyor, ondan sonrasında kafelerinde oturabiliyor, kütüphanesinde ders çalışabiliyor gibi. İsterse haftanın 5 günü okulunda bulunabiliyor ki zaten benim işte Eylül ayında gönderdiğim şu anda yerleşen öğrencilerimin çok büyük bir kısmı okul yurtlarında, kampüslerde kalıyor. Zaten öğrenciler sürekli kampüslerinde yaşıyor. Yani o öğrenci tecrübesinden açıkçası hiçbir şey kaybetmiyorlar.
Bu da gerçekten bizim değer verdiğimiz bir şey ve bu konuda öğrencilerimden açıkçası hibrit eğitim modeliyle ilgili şu ana kadar herhangi bir şikayet almadım. Yani bu COVID süresi devam ettikçe, yani nasıl söyleyeyim, herhangi bir aşı bulunmadıkça, biz bağışıklık kazanmadıkça maalesef ki bu durum, bu hibrit eğitim modeli bu şekilde devam edecek. Yani ve bunun kaç sene süreceğini, ne kadar zamana kadar devam edeceğini tabii ki de bilmiyoruz. Hani bunu öngöremiyoruz. Bu nedenle hani hayatımızı yeni normale adapte edip de bu şekilde yaşamaya alışmak açıkçası en mantıklısı. Yani bir eğitimi ne kadar süre erteleyebiliriz baktığımız zaman? 2 sene, 3 sene sonra şu anda bulunduğumuz şartlarda olabilecek miyiz? Şu anda bulunduğumuz ilgi seviyesinde olabilecek miyiz? Yani COVID'in bitmesini beklemek açıkçası ya da bir şeyler yapmak için COVID'in bitmesini beklemek, hani bir master eğitimi almak için, bir lisans eğitimine başlamak için açıkçası çok fazla doğru kesinlikle gelmiyor. Çünkü o zaman da bambaşka değişkenler belki de ortaya çıkacak. Eğer ki hani şu anda böyle bir düşüncemiz, böyle bir durumumuz varsa, hani hibrit eğitim modelinin hani efektif olmayacağından korkarak başlamamak veya işte orada bir öğrenci tecrübesi yaşayamayacağımızdan korkup da başlamamak açıkçası çok doğru bir düşünce değil. Ben bunu her şeyden önce söyleyebilirim. Okullarda zaten COVID'e karşı bütün önlemler alınıyor. İşte sosyal mesafeye ona göre dikkat ediliyor. Ondan sonra işte belli bir yerde bulunabileceğiniz öğrenci sayısı ona göre kısıtlanıyor. Gerektiğinde işte spor salonuna, kütüphaneye randevu ile girebiliyorsunuz. Sadece belli bir sayıya kadar öğrenci alıyorlar gibi. Yani aslında COVID'in yayılmasını engellemek için gerekli bütün önlemler üniversitelerde alınıyor. O nedenle yani buradaki hayatınızla aslında hani oradaki hayatınız arasında neredeyse hiçbir fark olmuyor. O şekilde söyleyebilirim size. Yani bir de tabii İngiltere'de hani daha önce gitmiş olan, orada yaşamış olan, eğitim almış olan arkadaşlarımız daha net bir şekilde bilecektir. Yani doğada vakit geçirebilecekleri çok fazla yer var. Yani o sebeplerden dolayı da aslında öğrencilerimiz gidip de gayet temiz alanlarda, işte COVID free alanlarda yine aynı şekilde sosyalleşip hani ders dışı zamanlarını geçirebilirler, spor yapabilirler ve benzeri gibi. O nedenle evet, yani şu anda eğitiminize başlamayı COVID sebebiyle durdurmak veya ertelemek açıkçası çok mantıklı bir yaklaşım olmayacaktır diyebiliriz. Yani bir de yine açıkçası Türkiye gündemini çok meşgul eden, en azından yurt dışı eğitim konusunda meşgul eden başka bir konu daha var. Ben birazcık ondan da bahsetmek istiyorum. Hani o da tabii ki de işte hani pound'un yükselişi. Yani her gün yine aynı şekilde öğrencilerimle sürekli konuştuğumuz bir konu. Yani evet, tabii ki de hani pound şu anda, pound'un TL karşısındaki durumunu elbette ki biz de anlayabiliyoruz. Ama şöyle de bu durum var. Şimdi İngiltere üniversiteleri zaten buna uygun olarak burs olanaklarında birazcık daha artış yapıyorlar. Yani diyelim ki normal şartlarda işte hani verecekleri burs 500 pound, 1000 pound gibi bir şeyse, bu pound'un yükselişinden dolayı öğrencilerini de hani Türkiye'den gelmek isteyen istekli ve başarılı öğrencilerini de kaçırmamak adına hani o bursları biraz daha 2000, 3000 pound, hani 5000 pound'a kadar açıkçası burs gördük ki gerçekten çok ciddi paralar gibi, bu şekilde yükseltebiliyorlar aslında. Yani ve bu şekilde aslında siz de eğitim hayallerinizi pound'a karşı işte dövizin yükselişinden dolayı yani ertelemek veya işte hani duraklatmak zorunda kesinlikle kalmıyorsunuz. Üniversiteler de bu konuda bize elinden geleni yapıyor. Bu şekilde bir hayaliniz varsa işte hani belli, en azından sizi belli bir şekilde destekleyebilecek bir maddi birikiminiz veya işte bir yatırımınız varsa eğer ki, yani kesinlikle bu geri kalan burs olanakları ile ilgili hani ofislerimize gelin görüşelim, siz direkt olarak üniversite temsilcileriyle görüştürelim. Hani burs almak için neler yapabiliriz? Birazcık bunların üzerine konuşalım istiyoruz. Ondan sonrasında hani bir de şöyle bir şansınız var. İngiltere'ye gittiğinizde öğrenci olarak yani haftalık 20 saatlik bir çalışma izniniz olacak zaten ve bu haftalık 20 saatlik çalışma izniyle aslında siz oradaki yaşamsal giderlerinizi çok rahatlıkla karşılayabiliyor olacaksınız. Yani baktığımız zaman evet okul ücretini ödüyorsunuz ama hani oraya gittiğinizde
Ki iş bulmak da açıkçası bir international öğrenci için kesinlikle zor değil. Yani benim daha 2 hafta önce gitmiş olan öğrencim üçüncü işine girdiğini söyledi geçen hafta. Yani işte girip ondan sonrasında eğer ki beğenmezse işi değiştiriyormuş, başka bir yere geçiyormuş. Yani en azından bir ortamı görmek istiyormuş gibi. Yani baktığın zaman hani aslında ki o biraz daha bir yüksek, daha kaliteli hani işler istiyordu. Ya baktığınızda hani aslında 2 haftada 3 tane dahi eğer ki iş bulunabiliyorsa ki Covid döneminde hani bulunabiliyorsa yani demek ki bir öğrencinin hani orada iş bulması o kadar da zor değil. Orada çalıştığınızda hem bir işte hani İngiltere'de iş tecrübesini yaşıyorsunuz ki bu gerçekten çok değerli. Kendi kendinize yabancı bir ülkede hani yetmeyi ve ayaklarınız üzerinde durmayı öğreniyorsunuz ki bu da çok değerli bir tecrübe. Bunun yanı sıra şu anda en önemli olan konulardan bir tanesi hani oradaki işte yurt masrafınız olsun, işte hani yeme içme masrafınız, ulaşım masrafınız olsun bunları karşılayabiliyorsunuz. Hani bu şartlarda baktığımız zaman aslında son derece mantıklı olduğunu görebiliyoruz. Yani bizler de açıkçası bu konuda zaten hani İngiltere üniversiteleri temsilciliği olarak öğrencilerimizin orada gidip daha rahat bir şekilde tutunmaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hani zaten giden öğrencilerimiz de bunu biliyorlar. Bir de aslında bahsetmek istediğim bir diğer konu. Yine hazır bu iş konusunda konuşuyorken, maaşlar konusunda konuşuyorken. Şimdi İngiltere'de bir lisans veya yüksek lisansı bitirdiğiniz zaman artı 2 sene otomatikman full time çalışma izni alırsınız. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Yurt dışı eğitim düşünen öğrenciler için. Hani diyoruz döviz diyoruz, pound yüksek diyoruz. Tamam, bunların hepsinde tabii ki de mutabıkız ama şimdi orada siz 2 sene artı 2 senelik çalışma izniyle beraber zaten siz de maaşınızı pound üzerinden alıyor olacaksınız. Yani aslında büyük olarak yani bütün o başından sonuna kadar bütün sürece baktığımızda İngiltere'de eğitime gitmek çok öyle inanılmaz derece bu artı 2 sene çalışma izniyle beraber çok inanılmaz bir maddi kayıp olarak kesinlikle görülmemeli. Çünkü orada full time çalıştığınızda zaten yine nereden baksanız işte hani ortalama bir işte 2000-2500 pound civarında bir para kazanıyorsunuz. Ha bir de eğer ki mesela Londra merkezli değil de birazcık dışında yaşarsanız veya ki biraz daha işte küçük şehirlerde yaşarsınız. Hani aylık kiranızın 600-800 pound civarında olabiliyor ki bu evden bahsediyorum. Ama Londra'da hani merkezde ikinci, üçüncü zonda yaşayacağım eğer derseniz de bu durumda hani aylık aslında hani 600'e 700'e bir oda kiralayabiliyorsunuz. Bu sefer de yine Londra merkezde yine yaşayabiliyorsunuz. Hani açıkçası baktığımızda gayet yine mantıklı oluyor. Benim bu Covid dönemiyle ilgili ve hani sterlinin yükselişiyle ilgili olarak aslında söyleyebileceğim şeyler bunlar. Yine sizin de ekstradan sorularınız olduğunda kesinlikle yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Hazır şu anda böyle beraberken yanıtlayabiliriz. Herkes de dinlemiş olur. Ben biraz da açıkçası bu hani öğrenci işleri prosedüründen bahsetmek istiyorum sizlere. Bu süreç tamamen nasıl olacak? Bir İngiltere Üniversitesi'nde eğitim planım varken ben bunu nasıl gerçekleştirebilirim? Kiminle konuşmam lazım? Hangi üniversiteyi seçmem lazım? Başvurularım nasıl yapılır? Vizeyi nasıl alacağım gibi öğrencilerin hakkında çok fazla soru oluyor. Ben bu süreci bir de hani aslında kısa bir şekilde üzerinden özet geçmek istiyorum. Biz öğrenci için neler yapıyoruz? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Biz SIUK olarak Türkiye'deki öğrencilerin İngiltere üniversitelerine sorunsuz bir şekilde yerleşmelerini aslında sağlıyoruz. Bizim yaptığımız iş tam olarak bu. Öğrencilerimizin buradaki evraklarını başvuruya uygun şekle getiriyoruz her şeyden önce. Çünkü üniversite başvuruları orada birazcık iş başvurusu gibidir açıkçası öyle söyleyeyim ve hani bu iş başvurusuna nasıl hazırlanmanız gerekiyorsa, nasıl iyi bir CV hazırlamanız, iyi bir niyet mektubu hazırlamanız, ondan sonra iyi referans mektupları almanız, hazırlanmanız gerekiyorsa aynı şekilde üniversite başvurularına da bu şekilde hazırlanıyoruz. Yani bu demek oluyor ki background'unuz ne kadar gerçekten doluysa, ne kadar kaliteliyse iyi bir üniversiteden kabul alma şansınız o kadar yükselir. İngiltere'de belli bölümler haricinde aslında istediğiniz bölümde rahatlıkla tercih yapabiliyorsunuz. Yani işte medikal bölümler haricinde diyeyim. İsterseniz hani bilgisayar mühendisliği tercih yaparsınız, isterseniz işletme tercihi yaparsınız. Bu tamamen sizin hayali isteklerinize kalmış oluyor aslında.
gelecekte ne yapmak istiyorsanız, nasıl bir kariyer yapmak istiyorsanız o şekilde bir bölüm tercihi yapıyorsunuz. Aslında istediğiniz her şey olabilirsiniz ilk başta baktığımız zaman. Tabii burada dikkat etmemiz gereken kriterler var. O da şu. Şimdi biz dedik ya hani bir iş başvurusu gibidir. Sizin evraklarınıza bakacaklar. İşte niyet mektubunuza, CV'nize, not dökümünüze bakacaklar. Şimdi örnek veriyorum, bir bilgisayar mühendisliği isteyen bir öğrenci için veya işte elektronik mühendisliği isteyen bir öğrenci için elbette ki birazcık daha matematik dersleri, fizik derslerindeki başarısına bakacaklar. Yani şimdi soru bölümü mezunu bir öğrenci gelip de elektrik elektronik mühendisliği tercihi yapmak istediğinde evet bunu yapabilir. Hani bunda hiçbir sıkıntı yok ama son senelerde hani fizik matematik dersleri almamış olduğu için bu başvuruda bir sorun teşkil eder. Evet. Ama hani açıkçası diyelim ki hani eşit ağırlık mezunusunuz ama bir yazılım mühendisliği tercih yapmak istiyorsunuz ve matematik notlarınız çok yüksek. Bunda herhangi bir sıkıntı gerçekten yok. Hani ben size o şekilde söyleyebilirim. Sizin çünkü tamamen not dökümünüzdeki derslere bakarak, not ortalamanıza bakarak kabul verecekler. Yani aslında siz bize geldiğinizde sadece hayal ettiğiniz bölümü belirlemiş olmanız yeterli olacaktır. Yani zaten İngiltere'de şu şekilde bir şey de yok. İşte hani A bölümüne girmek, medikal bölümler haricinde konuşuyorum. İşte A bölümüne girmek çok zordur ama B bölümüne girmek çok kolaydır gibi bir şey açıkçası yok. Her bölüme girmenin zorluğu aynı seviyede. Burada devreye üniversite giriyor aslında. Yani belli başlı üniversitelerin sıralaması, dünya sıralamasında çok yüksekte olduğu için, çok iyi yerlerde olduğu için o üniversiteye girmek daha zor oluyor. Bölüme girmekten ziyade aslında o şekilde ben size anlatabilirim. Şimdi evrak hazırlama kısmını da zaten yine beraber yapıyoruz. Üniversite seçimlerinizi yapıyoruz sizler için. Hangi üniversiteler sizin not ortalamanıza göre uygun olur? Gerektiğinde öğrencilerimizle bölüm seçimlerini yapıyoruz birlikte. Yani diyelim aklında 3 tane 4 tane bölüm var ama bunların hangisinin kendisine daha uygun olacağına karar veremiyorsa bu durumda bütün evraklarını önümüze koyup işte hani hayal ettiği kariyeri, yapacağı işleri ve bu bölümde alması gereken dersleri önümüze koyup bu şekilde hangi bölüm bu öğrenciye daha faydalı olacaktır, hangi bölümden daha rahat kabul alabilecektir. Aslında biz bir yandan onu da öğrenci için yapıyoruz. Yani yine geçen senelerde işte hani bir öğrencimde biz böyle bir durumu yaşadık. İşte 3-4 tane bölüm vardı. İşte hani digital marketing veya işte hani international relations gibi bir şey düşünüyordu. Ama tabii bölüm içeriğini çok fazla bilemediğimizde, ne iş yapacağımızı tam olarak bilemediğimizde bu durumda hani sadece bölümün işte güzel görünmesinden veya bir iki insandan güzel olarak nitelendirilmesinden dolayı tercih yapabiliyoruz. Ama hani açıkçası biz yine kendi şirketimizde çalışan işte hani o işi yapan kişilerle görüştürdük, birazcık bölüm içeriklerine baktık, ders içeriklerine baktık. Ve ondan sonrasında gerçekten international relations'ın çok daha uygun olacağına karar vererek bu şekilde bir tercih yaptık. Ve çok da güzel bir tercih oldu. Bu şekilde yani hani sizin aslında kariyeriniz için, eğitiminiz için nasıl bir danışmanlık gerekiyorsa onu tamamen yönlendiriyoruz sizinle beraber diyebilirim. Şimdi bölümünüze karar verdik, üniversitenize karar verdik. İşte evraklarınızı hazırladık. Bu durumda artık başvuru süreci başlıyor. Başvurularınızı zaten bizim uzman ekibimiz gerçekleştiriyor. Tamamen sizde olan bütün işte hani hangi okullara başvuru yapılmış, ne olmuş, ne bitmiş size de sürekli zaten bununla ilgili mailler geliyor, okullardan güncellemeler geliyor. Hatta okullarla birebir olarak da görüştürüyoruz. Ondan sonrasında artık da başvuru sonuçlarımızı bekleme kısmı devreye giriyor. Başvuru sonuçlarımız geldikçe zaten artık içlerinden tercihimizi yapıp işte hani vizemizi alıp ondan sonrasında konaklamamızı ayarlayıp İngiltere'ye uçuyoruz. Aslında baktığımız zaman belli şeylere dikkat edildiğinde, titiz bir şekilde süreç yürütüldüğünde gayet kolay ve rahat bir süreci var. Şimdi ben burada açıkçası sadece şeyi tavsiye etmek istiyorum. İngiltere üniversitelerinde üniversite başvuruları bir sene öncesinden başlar. Yani siz eğer ki 2021 Eylül senesi için başvuru yapmak istiyorsanız, yani 2021 Eylül'de gitmek istiyorsanız onların başvurusu çoktan açıldı. Yani o başvurular için bir Mart'a, Nisan'a kadar beklemenizin gerçekten hiçbir anlamı yok. Ne kadar erken başvuru yaparsanız en azından sonuçlarınızı o kadar erken almış olursunuz.
ve sonuçlar erken aldığınız zaman da biraz daha fazla seçim yapmak için, araştırma yapmak için vaktiniz olur. İlk başta diyelim aklınızda hani 20 tane üniversite var, biz bunu konuştuk sizinle beraber ve bunların içerisinden aslında 10 tanesinin size daha uygun olabileceği ortaya çıktı. Ardından işte bu üniversitelere başvurunuzu gerçekleştirdik. İçinden 5 tanesinden kabul aldınız kendi background'ınıza göre ve en azından şimdi siz Mayıs ayına kadar 20 tane üniversite, 20 tane şehre bakmak yerine bu kabul aldığınız ve kesin gidebileceğiniz 5 tane okula bakıyorsunuz. Biraz daha detaylı bir seçim yapabiliyorsunuz. Yani artık araştıracağınız şeyler biraz daha öğrenci hayatıyla ilgili şeyler olabiliyor. Yani hangi şehirde bu okul yer alır? Kampüsü nerede, toplu taşımayla şehir merkezine ne kadar sürede ulaşırım, kampüsleri arasında shuttle hizmeti var mı, konaklaması nasıldır, ondan sonra gibi biraz daha hani öğrencilerinizi nasıl geliştireceğiniz üzerine birazcık daha düşünme vaktiniz ve fırsatınız açıkçası oluyor. Yani mezunlarıyla konuşabiliyorsunuz, oradaki öğrencilerle konuşabiliyorsunuz. O nedenle başvurunuz ne kadar erken yapıp sonuçlarınızı ne kadar erken alırsanız bundan sonraki araştırma ve geliştirme süreci için size çok daha uzun, geniş bir zaman kalmış olur. Ben size bu şekilde anlatabilirim. Şimdi bir de çok fazla aldığım soruların içerisinde IELTS durumu söz konusu. Yani başvurmak için IELTS sonucunu öğrencilerimiz genellikle bekliyor. Bunu belki son 2 gün içerisinde dahi 5 kere duymuşumdur. Üniversite başvurularınızı yapmak için IELTS sonucunuza veya PT sonucunuza, işte hani artık TOEFL sonucunuza, Duolingo sonucunuza gibi bir şey ilk etapta en azından ihtiyacımız yok. Bunu biraz daha sonraki aşamalarda açıkçası kullanacağız. Çünkü ilk başta biz sizin akademik geçmişinizle, işte iş geçmişinizle bir başvuru yapıyoruz ve okullar bize buna dayanarak bir kabul veriyor. Bundan sonra hani artık dili şart olarak koşuyorlar. Yani biz şartlı kabulümüzü alıyoruz. Diyor ki işte hani IELTS'den 6.5 alırsan işte veya TOEFL'dan, PT'den şu skoru alırsan. Çünkü çok fazla bu arada international sınavı kabul ediyorlar. Bu sonuçlar alırsan gelip de direkt olarak benim üniversitemde başlayabiliyorsun diyorlar. Biz de bu şekilde artık IELTS'e hazırlamaya başlıyoruz. IELTS sonucunuzu Mayıs'a kadar aslında getirebilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Önemli olan başvuruyu erken sürede yapmak ve kabullerimizi erken sürede almak. Bir de başvuruyu erken sürede yapmanın açıkçası bir önemi de şu. Haklı olarak çoğu öğrencim bana burs soruyor. Yani işte nasıl burs alabilirim, nereden burs alabilirim gibi. Ben birazcık hem burs konularından bahsedeyim. En azından bursun kaç tane burs opsiyonuna sahip olduğumuzdan bahsedeyim. Hem de bir de bu bursları okullar nasıl dağıtır ondan bahsedeyim. Şimdi üniversiteler temel olarak bir yüksek başarı bursu verir. İşte not ortalaması 85 ve üzeri olan veya işte hani 3.0 ve üzeri olan öğrencilere bir yüksek başarı bursu sunarlar. Bu birinci burs çeşidimiz. İkinci olarak da bölge bursu var. Yani sadece işte hani diyelim ki bir üniversite Türkiye'den daha çok öğrenci çekmek istiyor. Çünkü onların da kampüsteki millet çeşitliliğini korumaları lazım. Daha çok Türk öğrenci almak istiyor seni. Ve diyor ki işte ben Türk öğrencilere not ortalaması fark etmeksizin 3000 pound otomatikman burs vereceğim diyor. Yani bu şekilde bir burs seçenekleri olabiliyor. Bir de işte bundan sonra artık sporcu bursları veya işte hani okulun çeşitli hani özel bursları, kendi içerisinde vermiş oldukları bursları geriye kalıyor. Şimdi ama bu burslar hani first come first serve şeklinde veriliyor öğrencilere. Okulun bir bunun için bütçesi oluyor. Örnek veriyorum ki 20.000 pound burs vermek istiyor. Ama bu bursu ilk gelen öğrencilerine veriyor zaten ilk başvuran öğrencilerine. Yani tabii ilk başvuranların kastında başvuru açıldıktan sonraki ilk 3 gün içerisinde bu burslar bitiyor değil. Hani ilk belki hani 3 ay 4 ay içerisinde bu burslar zaten dağıtılmaya verilmeye devam ediyor. Ama hani biraz daha geç kaldığımız zaman bu durumda maalesef ki çok fazla belki burs seçeneğimiz de olmayabiliyor. Bu şekilde ifade edebilirim size yine erken başvurunun önemini. Şimdi aslında birkaç tane böyle benim öğrencilerimden sürekli almış olduğum sorular var. Ben birazcık onlardan da şu şekilde bakabilirim. Şimdi eğitim aldığımız ülkede eğitimden sonra kalabilir miyim kısmını cevapladık. Evet, artık senin çalışma izni var. Ondan sonrasında yabancı dil bilmiyorum, yine de yurt dışında eğitim alabilir miyim
bir soru gelmişti. Şimdi ben ona da böyle yanıt vereyim. Bu şekilde çünkü çok fazla öğrencim oluyor. Evet, yabancı dil bilmediğiniz takdirde ilk başta zaten dil eğitimi alıyorsunuz. Dil eğitiminde biz sizi yerleştiriyoruz. Zaten bunda çok kaliteli dil okulları var. Şu anda fuarda da aynı şekilde bildiğim üzere dil okulları mevcut. Ondan sonrasında ilk başta bir dil eğitimi alıyorsunuz. Dil eğitiminizi aldıktan sonra hazır olduğunuzda üniversiteye başvurabiliyorsunuz. Ama hani hiç dil bilmeden bu süreci hiç başlayamam, hiç giremem, işte hiç form doldurmayayım, zaten bu iş olmayacak gibi bir şey kesinlikle hani düşünmenizi açıkçası istemiyorum. Çünkü hepimiz belli dönemlerde yani hayatımızın bir evresinde hiçbir şekilde dil bilmiyorduk, hiçbir şekilde konuşamıyorduk ama bunun için bir yerden başlamaya, bir yerden bir dil okuluna gitmeye, bir yerden bir bu yola girmeye açıkçası ihtiyacımız var ki zaten bu şekilde çok fazla sayıda da öğrencimiz var. İşte hani anlıyorum ama konuşamıyorum diyen öğrenciler var ya da işte hiç dil bilmeyen öğrencilerimiz var. Burada önemli olan şey aslında bu yola girmek ve belli bir karar vermek kesinlikle. Ve hani artık o yoldan devam etmek. Yani diyelim ki siz İngiltere'de üniversite okumak istiyorsunuz. IELTS'ten 6.0 istiyor. Bu gerçekten belki C1 seviyesinde bir aslında şey, bir skor. Bu durumda hiç dil bilmiyorsak eğer ki bu dilimizi geliştirmek zorundayız. İşte ilk başta bir dil okuluna gitmek durumundasınız. İngiltere'de bir dil okuluna gittikten sonrasında da okulların kendi verdikleri professional dediğimiz hazırlık kursları da var. Diyelim dil okuluna gittiniz 9 ay, çok iyi bir seviyeye geldiniz ama hani 6 alamadınız, 5.5'da kaldınız. Bu durumda okul size diyor ki tamam, o 0.5'i de benim bünyemde eğitim başlayacağı tarihten bir ay önce gelirsin, tamamlarsın diyor. Bu şekilde bir durum söz konusu. Açıkçası çok da fazla dil konusuna takılmayın. Önemli olan bu yola giriyor olmanız. Şimdi bir tane daha öğrencilerimden işte soru geliyor. İlk gittiğimde hani beni kim karşılayacak, ne olacak? İşte ben daha önce hiç İngiltere'ye gitmedim, hiç yurt dışına çıkmadım. Nasıl olacak diye ister istemez tabii öğrenciler panik oluyor. Lisans öğrencilerimizin aileleri panik oluyor. Bunu kesinlikle anlayabiliyoruz. Şimdi ilk gittiğinizde eğer ki isterseniz biz size zaten havalimanı transferi organize edebiliyoruz. Bunu okullar da zaten sunuyor. Sizi alıyorlar, ondan sonrasında yurdunuza götürüyorlar, okulunuza götürüyorlar. Yerleşiyorsunuz ve ortamı tanımaya başlıyorsunuz. Yani daha öncesinde hani hiç yurt dışına çıkmamış dahi olsanız, ondan sonra dil bilmiyor dahi olsanız, çok fazla korkulacak açıkçası bir şey yok. Zaten orada biz gerekli bütün transfer işlemlerini sizin için organize edebiliyoruz. Yeter ki bu süreciniz pürüzsüz geçsin diyebilirim açıkçası. Sonrasında yani şu şekilde bir farklı bir sorunuz daha da gelmişti. Yurt dışında lisans ve master eğitimi almak isteyen öğrencilerin hani temel motivasyonu nedir? Hani neden İngiltere olsun gibi yine çok fazla aldığım bir soru açıkçası. Yani şu şekilde söyleyebilirim. Şimdi İngiltere'de bir lisans eğitimi aldığınızda veya ki master eğitimi aldığınızda hani hayatınız boyunca o diplomanın gücünü yaşıyorsunuz her şeyden önce. İsterseniz İngiltere'de kalmayı tercih edin, isterseniz sonrasında Avrupa'ya gitmeyi tercih edin, isterseniz Türkiye'ye dönmeyi tercih edin, hiç fark etmez. Yani hayatınız boyunca zaten İngiliz diplomasının gücünü her işe girdiğinizde, ondan sonrasında veya bir şey yapmak istediğinizde zaten bunu arkanızda hissediyorsunuz. Bu bir. İkincisi, açıkçası benim için çok önemli olan konulardan bir tanesi ders işleme metodu, derslerin nasıl geçtiği. Şimdi İngiltere'de proje bazlı bir eğitim söz konusu. Yani siz işte hani 8-5 tamamen bütün gün kitaplara gömülüp ders çalışıp ders dinleyip ondan sonra bunların sınavlarına girmiyorsunuz. Sistem bu şekilde işlemiyor. Oradan hani eğer ki mimarlık okuyorsanız bununla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Business okuyacaksınız. Case study sürekli çalışıyorsunuz zaten. Sürekli size çözmeniz gereken belli projeler veriliyor. İşte örnek veriyorum hani bir hayali bir şirket yaratılıp o şirketin nasıl başarıya ulaşacağını sizin sıfırdan planlamanız bekleniyor. Ve gerçekten bu kadar hani proje bazlı çalışıp bu kadar sizi iş hayatına hazırlayacak şeyleri İngiltere'de öğrendikten sonra iş hayatına geçtiğiniz zaman karşınıza bu tarz sıkıntılar ya yani sıkıntılar değil mi? Bu kadar bu tarz çözmeniz gereken şeyler geldiğinde veya yeniden sıfırdan bir şirket yaratmanız gerektiğinde, bir şey kurmanız gerektiğinde açıkçası zorlanmıyorsunuz. Yani üniversite eğitimiyle ilgili bizim en çok duyduğumuz ve belki de yaşadığımız yani hani şeylerden bir tanesi, evet biz üniversitede bu kadar çok şeyi öğrendik ama bu bizim gerçekten ne işimize yarayacak oldu. Çok fazla duyduğumuz bir şey. Ama orada durumlar bu şekilde olmuyor. Siz üniversite eğitimini
Oraya gittiğiniz zaman zaten sizi işe hazırlamaya yönelik bir program baştan sona görüyorsunuz. Arada work placement year dediğimiz size iş ve staj tecrübesi sunabileceğiniz seneler oluyor. Yani İngiltere'de ikinci sınıfı bitirdikten sonra, bu arada lisans eğitimi 3 yıl, master eğitimi 1 yıl sürer. Yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Lisans eğitimi bittikten sonra, pardon, lisans eğitimin ikinci sınıfından sonra siz bir work placement aslında yapabiliyorsunuz. Orada okulunuzun anlaşmalı olduğu bir şirkette bir senelik bir iş tecrübesi yaşıyorsunuz. Ve bu gerçekten çok değerli. Hem bir İngiliz sisteminde çalışmak nasıl oluyor onu görüyorsunuz. Hem bunlardan bazıları şirkete göre değişmekle beraber işte maaşlı olabiliyor, kendinize destek verebiliyorsunuz. Veya ki mezun olduğunuzda sizi zaten stajyerken çok beğenmiş, çok başarılar göstermiş olduğunuz şirkette çalışmaya devam ediyorsunuz gibi. Aslında temel motivasyon kaynakları var bence son derece önemli olan. Yani lisans ve master konusunda da hani kesinlikle aynı şeyi söyleyebilirim. Masterlarda da yine mesela 2 sene olan masterlar var, work placement'lı olan. İlk bir sene normal eğitiminizi alıyorsunuz. İşte diyelim MBA eğitimi alacaksınız. İlk bir sene normal eğitiminizi alıyorsunuz. Ardından bir sene daha iş yerleştirme yaşıyorsunuz. Zaten bu hani bir sene oranın eğitimine dahil olup ardından bir sene de orada bir şirkette çalıştığınız zaman artı 2 sene çalışma izninizi de alıyorsunuz. Yani totalde 4 senelik bir İngiltere tecrübe sürecine dahil oluyorsunuz. Ya zaten aslında orada hani kendi hayatınızı çok ciddi anlamda kurmuş oluyorsunuz ve orada yine aynı şekilde devam etmek istiyorsunuz. Yani bu da gerçekten başka bir motivasyon, önemli bir motivasyon diyebilirim ben size. Şimdi benim yine öğrencilerden aldığım sorulardan artık yavaş yavaş bitirelim. Ama şu konuya da ben birazcık değinmek istiyorum açıkçası sizlere. Gerçi sorularımız da gelmiş. Bu sorularımızı da yanıtlayıp öyle bitireceğiz. Tamam, şimdi şu benim aldığım şu soruyu da yanıtlayayım, sonra sizinkilere geçeyim, ondan sonra yavaştan bitirelim. Şimdi not ortalaması düşük olan öğrenciler için işte hani benim not ortalamam işte diyor ki ben okulun web sitesine girdim, baktım minimum 75 istiyordu. Ondan sonrasında işte benim not ortalamam bundan daha düşük, ben şu anda ne yapacağım, gidemez miyim yani gibi durumlar söz konusu. Hayır. İngiltere'de hani sizi hazırlayabilecek foundation ve pre-master dediğimiz seçenekler var. Buna gitmek tabii ki de zorunda değilsiniz ama not ortalamanız eğer ki normalin çok, yani kabul ettikleri seviyenin çok altındaysa, bu durumda hani bir sene hazırlık senelerine de aslında gidebiliyorsunuz. O şekilde söyleyeyim yani. Hayalinizdeki üniversiteden sadece not ortalaması için yine uzaklaşmıyorsunuz. Yani çok yüksek rankingde bir okul istiyorsunuz ama not ortalamanız onun altında kalıyor. Bu durumda bir sene foundation veya pre-master dediğimiz hazırlık seneleriyle size not ortalamanızı yükseltme şansı tanıyorlar. Şimdi sizin sorduğunuz sorulardan da şöyle birazcık bakalım. Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde ne zaman açılıyordu? Açıkçası hiçbir fikrim yok. Yani biz tamamen İngiltere Üniversitelerinin kampüsleriyle ve üniversiteleriyle bilgi sahibi olabiliyoruz. Şimdi hani deneme sınavının bir ücreti var mı diye bir soru gelmiş. Şimdi aslında şu şekilde, yani deneme sınavından kastımız ne olduğunu ben tam olarak anlamadım. Çünkü biz dediğim gibi üniversitelere olan başvurular hani iş başvurusu gibi yapılıyor. Hani o nedenle bir sınav yok ama eğer ki hani bu dil eğitimi sınavlarından bahsediyorsanız, hani bu IELTS'tir, TOEFL'dir, PT'dir, işte Duolingo'dur gibi zaten aslında bunların internette çok fazla deneme sınavı var. Yani onları çözebilirsiniz diye ben bir öneri sunabilirim size. Hüseyin Bey, yüksek lisans hakkında bilgi verecek misiniz diye sormuş. Şimdi yüksek lisans hakkında genel bir şekilde bilgi vereyim. Ondan sonrasında, çünkü yüksek lisans dediğimiz şey gerçekten o kadar geniş bir konu ki anlatamam size. Şimdi yüksek lisans İngiltere'de sadece 1 sene sürüyor. Onu zaten daha öncesinde bahsetmiştik. Hani ücretleri de şu şekilde değişiyor. Yani ikinci sorumuzu da Anıl Bey'in sorusunu da yanıtlamış olalım. İngiltere'de ücretler hani 10.000, 12.000 pound'dan başlar. Hani 25.000 pound'a kadar çıkar. Yani ortalama olarak senelik, bir senelik olarak hani 15-16.000 pound gibi bir ücreti olacaktır
okullarım. Ben size bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi yüksek lisansta yapmamız gereken şey sizin not ortalamanıza bakmak birinci olarak. Ondan sonra iş background'ınıza bakmak, istediğiniz bölümlere bakmak, istediğiniz şehirlere bakmak. O nedenle eğer ki hani bu webinarın sonunda mesela UK standına gelebilirseniz ben size bu konuda detaylı bir bilgi veririm. Hani sizin için bir üniversite listesi çıkartırız en azından istediğiniz bölümle ilgili. Daha iyi bir şekilde, daha detaylı bir şekilde aslında amacımıza yönelebiliriz diye düşünüyorum. Anıl Bey ücretsiz var mı diye sormuş. Anıl Bey maalesef ki lisans ve yüksek lisanslarda, yani lisans ve masterlarda ücretsiz olması mümkün olmuyor. Ancak işte hani Chevening bursları, Jamone bursları, YLSY bursları gibi %100 burs alabileceğiniz kurumlara bakabilirsiniz bu konuda. Ancak ve ancak bazı üniversiteler fully funded PhD programları sunabiliyorlar. Yani okul ücretinin tamamen okul tarafından, üniversitenin kendisi tarafından karşılandığı doktora programları sunabiliyorlar. Ama tabii yine onun yanı sıra kendi yeme içme ve konaklamanız tabii ki de size ait oluyor. Utku Bey sormuş, 2021 Ekim'de başlanacak bir program için ne zaman başvurulara başlamak gerekiyor? Şu andan itibaren Utku Bey başlayabiliriz başvurularınızı. Açıldı çünkü bir 2-3 hafta önce başvurular açıldı. Şimdiden erken iletişime geçersek başvurularınızı gerçekleştirelim. Mehmet Ali Bey sormuş, vatandaşlık veriyorlarmış, şartları neler? Aslında bu MBA programında vermiş olduğum örnek Mehmet Ali Bey size belki mantıklı gelecektir. 2 senelik bir master programına giderseniz ondan sonrasında hani artı 2 senede hani orada bir sene master, bir sene iş tecrübesi artı 2 sene çalışma izniyle zaten 4 sene orada kalmış oluyorsunuz. Aslında benim bahsettiğim şey de birazcık buydu. Yani 4 sene orada çalıştıktan sonra, işinizi oturttuktan sonra, orada hayatınızı oturttuktan sonra belli bir zaman sonra elbette ki vatandaşlığınızı alırsınız ama hani tabii bu şey demek değil. Gideceğiz işte bir senelik master programının sonunda bize işte hemen İngiliz vatandaşlığını verecekler diye bir şey değil. Aslında buradaki motivasyon da bence vatandaşlık olmamalı tam olarak. Yani biraz daha hani orada istediğiniz hayat İngiltere'deyse ki İngiltere'nin hayat koşulları gerçekten çok güzel. Hani bu durumda hani İngiltere'de işimizi kurmak için orada hani büyük bir şirkete girmek için neler yapabiliriz'in düşüncesi biraz daha bizi hedefimize daha net bir şekilde götürebilir diye düşünüyorum. Utku Bey sormuş, çok güzel bir soru sormuş. Teşekkür ediyorum. Okulundaki eğitim %100 olarak İngilizce, yine de IELTS sınavına girmesi gerekli mi master için? Bazı okullar %100 İngilizce eğitim alındığına dair belgeyi sunduğumuz takdirde IELTS sınavımıza girmemize mecbur kılmıyorlar. Bu çok önemli. %100 İngilizcedir belgemizle beraber IELTS şartı olmadan üniversitemize gidebiliyoruz. Tabii yani bunu işte nasıl söyleyeyim, 200 tane üniversite var bizim çalıştığımız, İngiltere'de 200 küsur üniversite var. Bunun hani 70-80 tanesi bunu kabul ediyordur diyebilirim. Hani artık bir çok rankingte en üst sıralarda bir okul istiyorsanız tabii onlar illaki IELTS görmek isteyecektir ama yani istediğiniz okulların içerisinde gene bir tanesi IELTS sizi kabul edecektir. Eğer ki girmek istemiyorsanız kesinlikle girmeyebilirsiniz. Yavuz Selim Bey sormuş, Türkiye ÖSYM sisteminde iyi puanlarım var fakat uluslararası üniversitelerde işime yarar mı? Burs kazanmam için neye ihtiyacım var? Aslında daha demin bu soruyu kısmen yanıtlamıştık. Güzel oldu, yani yeniden değinmiş olmamız, çok sevindim. İşte evet, hani akademik başarı burslarına başvurabiliriz Yavuz Bey sizin için. Bu kesinlikle burada iyi puanlarınızın olması burs kazanmanız için bir artı. Tabii bir de zaten bölge bursları var. Hani Türkiye'ye özel verilen burslar var. Onlardan da yine aynı şekilde burs alabilme şansımız var. Gül Hanım sormuş, eğitim süresi boyunca kalabileceğimiz konaklama yerini ayarlamak konusunda yardımcı olunuyor mu? Tabii ki de Gül Hanım. Zaten biz direkt olarak üniversitelerle çalıştığımızdan dolayı biz üniversitelerin yurtlarını elbette ki öğrencilerimiz için organize ediyoruz. Yani zaten ilk bir sene orada kaldıktan sonra çok sevdiğiniz takdirde uzatabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Sonraki senelerde üniversite yurtlarında kalabiliyorsunuz. Zaten açıkçası bizim öğrencilerimizin çoğu
Orada üniversite yurtlarında kalmayı tercih ediyor. Çünkü kampüs içi konaklama biraz daha rahat ettirir öğrenciyi elbette ki. Özellikle tabii Londra dışında bunu çok fazla tercih ediyorlar. Londra içinde de hani Arke kampüs merkezde yer alan bir kampüs, hani çok fazla özel yurt seçeneği var. Özel yurtlardan organize edebiliyoruz. Merkeze uzak bir kampüste bu durumda hani okul yurdu organize edebiliyoruz. Konaklama konusunda hiç endişelenmenize gerek yok. O konuda yurtlarda her türlü desteği zaten veriyoruz. Hüseyin Bey'in bir sorusu daha var, onu da bakalım. Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisi, bu sene mezun olduğunda 3.15 gibi olacak, çok güzel. Şimdi şu şekilde 3.15'te kesinlikle akademik başarı burslarına başvurabiliriz. Yani gerçekten çok güzel bir not ortalaması. Ve açıkçası alacağımızı da kesinlikle düşünüyorum. Bunun gerçekten iyi bir önemi ve etkisi var, hiç merak etmeyin. Okulunuzdaki eğitim, Utku Bey aynen bunu sormuştuk, tamamdır. Anıl, lise mezun olup henüz YKS sınavına girmemiş öğrenciler faydalanabiliyor mu? Tabii ki de. Yani zaten şimdi İngiltere üniversiteleri aslında bizim burada aldığımız puana çok fazla bakmıyor. Onlar bizim transkript notumuza bakıyorlar. Yani mesela biz şu anda dediğim gibi başvuruları girmeye başladık ve benim daha 12. sınıfta olup da başvurusuna girdiğim sayısız öğrenci var. Yani şu an 12. sınıfta ama biz başvurusunu zaten girebiliyoruz. Yani ilk etapta mezun dahi olmasına gerek yok. Zaten dediğim gibi İngiltere'de süreç bir sene önceden açılır. Şimdiden başvurusuna giriyoruz. Şartlı kabulünü alıyoruz. Ondan sonrasında da mezun olduktan sonra da işte o evraklarını yüklediğimizde kabulümüz şartsız kabule dönüyor. Yani hiçbir ekstradan bir şeyimiz kalmadan, bir sıkıntımız, bir yolumuzda herhangi bir taş kalmadan direkt olarak aslında okulumuza girmeye hak kazanıyoruz diye düşünebilirsiniz. O nedenle lise mezunu olup YKS sınavına girmemiş öğrenciler için bu programlar son derece uygundur. Başvuruya uygunsunuz aslında diyebilirim Anıl Bey. Şimdi hani eğer ki başka bir sorumuz yoksa yavaştan eğer ki yine aklınıza çeşitli sorular gelirse veya kendi benimle konuşmak isterseniz, kendi özel durumunuzla ilgili, kendi özel bölümünüzle ilgili, aklınızda olan herhangi bir üniversiteyle ilgili bütün gün boyunca SIUK standında olacağım. Gelip de sorularınızı oradan sorabilirsiniz. Veya ki sonrasında işte hani SIUK Türkiye'yi aramanız, SIUK Türkiye'nin web sayfasından form doldurmanız yine yeterli olacaktır. Yine bizlere ulaşacaksınız. Bu şekilde yine karşılıklı canlı bir meeting ayarlayıp da sizin için hangi üniversiteler uygun olur, ne tarz bir yol izlemeliyiz, konuşmaktan, görüşmekten çok keyif alırız. O zaman sanki standına bekliyorum. Herkese iyi fuarlar diliyorum.